sevgili anneler. Bugün Anne Zen'de Ayça Yılmaz'la beraberiz. Ayça Yılmaz hem hipnobirthing eğitmeni hem de bir doula. Evet, merhabalar Ayça. Merhaba. Ayça, doula kimdir? Ne iş yapar? Bize bir anlatır mısın kısaca? Tabii ki. Doula, doğum yapacak olan aileye doğumun öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrasında destek olan kişidir. Ailenin doğum tercihlerini bilir, önceliklerini bilir. Ve doğum sırasında onların tercihlerine saygı gösterecek şekilde onları destekler. Örneğin fiziksel olarak destekler, psikolojik olarak destekler, masaj yapabilir, aromaterapi kullanabilir, doğum pozisyonları önerebilir. Ve sağlık çalışanlarıyla aralarında iletişimi kolaylaştırabilir. Evet. Yalnız doula'nın herhangi bir tıbbi sorumluluğu yoktur. Tıbbi bir geçmişi olması da gerekmez. Hatta olmaması tercih edilebilir. Evet. Ki o kaygıları oraya taşımasın diye. Sağlık çalışanları ailenin sağlığıyla ilgili önlemleri alırken doula orada doğumla ilgili doğuma güvenen, anneye, bebeğe güvenen, doğaya güvenen kişi olarak orada huzur veren, destek olan kişidir. Evet. Yani doula anneyi daha önceden tanıyıp annenin hani o sırada doğum sırasında başka bir şeye konsantre olmasını, hani başka bir şey düşünmesini engelleyen, biraz anneyle dış ortam arasında köprü kuran kişi de olabilir mi aynı zamanda? Annenin tercihlerini oraya yansıtan kişi olabilir mi? Şöyle diyebiliriz belki, anne zaten doğum sırasında daha içe dönüyor. Doğumun daha çabuk ilerlemesi için daha içe dönmesi zaten gerekiyor. Onu dışarıya uyaranlar varsa, doula belki bunları yok etmek üzere çalışmalar. Mesela ışıkları kısarız. Evet. Mesela dışarıdan küt diye içeri gelecek olan kişileri bir perde asabiliriz. O gelenleri biz karşılayabiliriz. Doğum odasında bir mahremiyet alanının yaratılmasına yardımcı oluruz. Anne ve bebeği rahatlatmak üzerine yani. Aynen, her şey. Aynen, kesinlikle. Peki ben bir doulayla çalışmaya karar verdim. Hı-hı. Ne kadar, yani kaç haftalık hamileyken doulayla görüşmeye başlamam gerekiyor? Hani birbirimizi Hı-hı. tanımak açısından, benim ihtiyaçlarımı anlaması açısından. Evet, ne kadar erken o kadar güzel pek tabii ki. Ama son aylarında annelere yine destek olabiliyoruz. Yaptığımız şey önce bir ön görüşme, aileyi tanımak üzere anneyi ve babayla birlikte bir sohbet yapıyoruz. Sonra doktorla tanımıyorsak, doktorla tanışmak için bir doktor randevusuna gidiyoruz birlikte. Bir ev ziyaretimiz oluyor. Çünkü en mahrem o zamanlarında birlikte olacağımız kişilerle bir ev ortamında da tanışıyoruz. Sonra doğum başladığı andan itibaren evlerinde ya da hastanede buluşuyoruz ve doğum sonuna kadar, bebek emmeye başlayana kadar yanlarında kalıyoruz. Ve doğum sonrası da bir kez ziyaretlerine gidiyoruz. Tabii Peki. ki ihtiyaçları oldukça da destekliyoruz. Evet, çok güzel. Peki ben hani doğum gecenin herhangi bir saatinde başladı. Dolayla herhangi bir vakitte iletişim halinde olabiliyor muyum? Gece 3'te arayabilirim değil mi rahatlıkla? Tabii ki. 24 saat açık telefonumuz. Peki, çok teşekkürler Ayça. Bir de son bir, yani doulayla çalışmaya karar verirsem ne kadarlık bütçe ayırmam gerekiyor? Onunla ilgili bilgi verebilir misin? Ortalama 1000 lira diyebilirim İstanbul için. Peki, teşekkürler Ayça. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili anneler, doula anneyle beraber doğumdan önce, doğum sırasında ve doğum sonrasında anneye yardımcı olan, onunla beraber doğumu rahat geçirmesini sağlayan kişi. Eğer siz de bir doulayla çalışmak istiyorsanız, doula hakkında umarım birazcık size fikir verebilmişizdir. Görüşmek üzere, hoşça kalın.